Evet, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde az sonra Samsunsporlu futbolcuların galibiyetin ardından görüşlerini Samsunspor Teknik Direktörü Eren Altın'ın ve Samsunspor Başkanı Erkut Tutun'un açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Yine sizin mesajlarınızla yoğun bir şekilde mesajlarınız geliyor. Onlara da az sonra okumaya başlayacağız. Mesajlarınızı yine TÜFAT'ın organizasyonuyla Samsunsporlular buluştu. Çok güzel görüntüler vardı. Onu da ekranlara getireceğiz. Evet Sayın Demir. Dilerseniz önce şeye gidelim. Futbolcuların görüşlerini alalım. Ondan sonra yine yorumlarımıza devam edelim. Gayet tabii. Evet Samsunsporlu futbolcuların maç sonrası görüşlerini şimdi ekranlara getiriyoruz. Teşekkürler abi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kırılma maçıydı. Çünkü üstteki rakipler de kazanmıştı. Bu maçı bir erken final olarak alt sıradaki takımlar erken bir final diye düşündük. Şimdi arayı açtık. Daha haftaya zor bir deplasman Urfa maçı var. Oraya da bir avantajlı skorla gelmek istiyoruz. Geldikten sonra inşallah bizim önümüz açık diye düşünüyorum. Taraftarlarla bütünleştik mi zaten neler ortaya çıkıyor görüyoruz. Bize desteklemeye devam etsinler. Biz de Allah'ın izniyle onların yüzlerini kara çıkarmayız. Sağ olun, kolay gelsin. Sen tebrikler. Çok güzel bir oyun yine senden. Ve gol. Sezon ilk golü herhalde sıkıntı yaptın. Dediğin gibi Mahmut abi. İlk golüm, çok mutluyum. Bir de kimin atması önemli değildi. Bu maçı almamız çok önemliydi. Bu maçı aldık çünkü rakiplerimiz de aldı. Şimdi biz de aldık. Playoff potasında kaldık. Allah'ın izniyle playoff potasında devam edeceğiz. Müthiş bir senin de çıkışın var. Evet. Oynadığın futbolla. Belki göze hoş gelen değil ama takıma kilit isimlerinden bir tanesi oldun. Neler söyleyeceksin? Ya bununla ilgili fazla bir şey demek istemiyorum. Bu sizin görüşünüz. Böyle gördüğünüz için çok teşekkür ederim size. Tebrikler tekrar. Sağ olun Mahmut abi. Canberk Aydın'la birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok güzel bir galibiyet. Ses getiren skorla. Neler söyleyeceksin? Evet, öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemliydi bu maç. Final maçıydı bizim için. Çünkü karşı yaka üstümüzdeydi. Playoff'a girebilmemiz için öncelikle onları yenmemiz gerekiyordu. Ve bunu da farklı bir skorla başardık. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Canberk, çok sayıda taraftarlar merak ediyor. Programımızda da mesajlar geliyor. Hazır mısın? Mürek düzeyde misin? Bununla ilgili en azından bir şeyler söylersem, seni çok merak eden taraftarlar var. Evet, biraz uzun sürdü sakatlık ama son 1-1,5 aydır takıma artık full çıkıyorum. 2 hafta önce Aki'de de oynadım. İşte forma geldi takdirde oynayacağım, bekliyorum. Teşekkürler canım. Ben teşekkür ederim. Ahmet, tebrikler. Teşekkürler abi, sağ ol. Güzel bir oyun, güzel bir evet. Oyun. Neler söyleyeceksin? Evet. Bu hafta çok enteresan geçti. Yukarıdaki takımların hepsi kazandı. Yukarıya tutunmak için kazanmamız lazımdı. Biz iyi bir takımız. Bazen aksilikler oluyor, şanssızlıklar oluyor. Tamam. Ama ikinci yarı yükselen performansımız var. Özellikle iç sahada. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız her zaman bize destek versin. Biz beklenilen yere ulaşacağız inşallah. Tebrikler tekrar. Evet kaptan. Arkadaşlarıma müthiş bir oyun ve müthiş bir skor. Evet. Arkadaşlarımı canı gönlünden kutluyorum. Çok güzel bir oyun oldu. Çok güzel bir skor oldu. İnşallah Urfa maçında bunu devam ettireceğiz. Taraftarımızın bize inanmasını istiyoruz. Bazen performansımız düşebilir. Takımda ve bireysel olabilir, takım olabilir. Ama biz sonunu inşallah getirmek istiyoruz. Bu yolda sonuna kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Taraftar bize her zaman güvensin, inansın. Tebrikler. Sağ ol abi. Müthiş bir oyun. Yine her zamanki gibi sen de harikaydın. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederiz. Yani bugün gerçekten güzel bir mücadele oldu bizim maçımızdan. İyi bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyet aldık. Çünkü bu hafta bütün rakiplerimiz kazanmıştı. Rakip olarak gördüklerimiz. Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Bugün bunu başardık. Ortaya iyi bir mücadele koyduğumuzu düşünüyorum. Her iki takımda, Samsunspor'da, Karşıyaka'da. Ama bitmedi. Yani bugün bitti. Önümüzde çok önemli bir Urfa maçı var. Deplasmanda oynayacağımız Urfa maçına en iyi şekilde hazırlanıp ondan sonra istediğimiz, hedeflediğimiz yerlere en iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Samsunspor orta sahasının kilit isimlerinden birisi Taha Yalçın ile birlikteyiz. Öncelikle tebrikler. Teşekkürler. Hem skor hem oyun anlamında da mükemmel bir tablo evet. Vardı ortada. Neler söyleyeceksin? Valla dediğiniz gibi bugün hem oyun hem skor her şey güzeldi. İyi bir disiplin, taktik disiplin içinde mücadele ettik. İyi goller bulduk. İkinci yarıda peş peşe gelmesi oyunu biraz daha rahatlattı. Kırılma bir maçıydı benim açımdan. Üst taraftaki herkes kazanmıştı. Allah korusun bugün bir puan kaybında istemediğimiz bir şey olurdu. Ama bu maçı güzel bir şekilde atlattık. Şimdi önümüzde Urfa maçı var. Çok daha önemli bir maç. Ona hazırlanacağız. İnşallah oradan da istediğim sonucu alıp geleceğiz. Maç evet, mükemmel bir futbol, mükemmel bir mücadele ve müthiş skor. Evet. Söyleyeceksin.
Vallahi dediğiniz gibi iyi bir oyunla net bir skor aldık. Allah'a şükür burada yüzümüz kara çıkmadı. Seyircimizi mutlu ettiğimize inanıyoruz. Rakiplerin de kazanması daha da önem arz etti bu maç. Bununla beraber karşı yakayı aşağıda tutmuş olduk. Aramızdaki puanı açtık. Şimdi yukarıdakilerle aramızdaki puanı kapatacağız. İnşallah bu Urfa maçında da en iyi skorla şehrimize dönmek istiyoruz. Evet, yine mükemmel kurtarışlar. Özellikle ilk 20 dakikalık bölümde öncelikle tebrik ediyoruz. Hem kurtarışlarından dolayı hem de galibiyetten dolayı. Teşekkür ederim. Vallahi önemli maçtı. Çünkü rakiplerimizin hepsi kazanmıştı bu hafta. Yani yukarıda puan farkı açılacaktı. Onun için bunun bilinciyle maça çıktık. Yani özellikle ikinci yarı hakikaten çok iyi bir futbol oynadık. Ve haklı bir galibiyet aldık. Buradan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Lige şimdi bir ara verilecek. O arayı da iyi değerlendirip inşallah üst sıralara tırmanacağız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi yine Efe de maçta. Evet. Efe hep uğurlu geliyor. Sağ ol. Heyecanlanıyor musun babanı izleyince? Evet. Tamam bakalım hadi. Hadi. Teşekkürler abi. Samsporlu futbolcuların düşünceleri bu şekildeydi. Özellikle Canberk ve Hasan Kılıç ön plana çıktı. Soner de o şekilde. Diğer futbolcular tamamı takım olarak iyi performans sergilediler ama Hasan Kılıç ilk golünü, sezonun ilk golünü attı. Canberk de merak edilenler kendisi hakkında neden oynamıyor diye merak edilenleri kendisi açıkladı. Zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Gayet tabii. Uzun vadede takıma zaten katkı bir futbolcu için... kendisini en iyi bilen de kendisidir. Onun için söylemleri de gayet güzel. İyi görüyor, iyi, ilerisi için kendisini hazırlamaya devam ettiğini belirtiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda o da takımdaki yerini alır ve iyi bir futbolla o beklediğimiz Canberk olur. Temennimiz o. Evet, hiç vakit kaybetmeden Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın açıklamalarına gideceğiz ama onun öncesinde Erhan Hoca'ya geçmiş olsun mesajları var. Onları kimlerin gönderdiğini isterseniz okuyalım. Gayet tabii. Adem Çelik, Erdal Demir, Murat Akkaşoğlu, Ali Kırıntılı, Ali Kırımlı, Yıldıray Serhat Eker, Orhan Ay Yıldız, Hakan Reis, Murat Üstündoğa, Nihat Bat, Turgay Sözen, Mehmet Yazıcı, yine bizim meslektaşlarımızdan, Gazeteci Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, Turgay Sözen abimiz de meslektaşımız, Haydar Yüksel, Erkan Çaykara, yine Sait Sever, Oğuzhan Candan, Murat Kanık, Seyit Ahmet Çay, yine benim sayfamda olan paylaşıma hocamıza geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Ekranın alt bölümünde yer alan Facebook adresimize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yine çok sayıda mesaj var. Onları az sonra okuyacağız. Şimdi Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın açıklamalarına gidelim. Erhan Altın'la birlikteyiz. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkür mükemmel ediyorum. Mükemmel bir oyun, mükemmel, müthiş derecede mücadele ve müthiş bir skor. Ya bunu ya bizi oynamak isteyen takımlara karşı biz bunu hep yapıyoruz. Ama tabii ki kapanan takımlara karşı birazcık zorlanıyoruz. O bütün çalışmaların o yönden yana. Bu futbolcularımın emeği, futbolcularım istedi. Futbolcularım bunu hep konuştuk. Hafta başından beri konuşuyoruz. İyi konsantre olduğumuz zaman, olaya iyi istediğimiz zaman her şeyin üstesinden geliyoruz. Futbolcum da bunu istedi, kazandık. Böyle bir arayı huzurlu mutlu geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Futbolcularımın emeği, hepsini kutluyorum, hepsini alnından öpüyorum. Bunu da Samsun taraftarına, Samsun halkına emanet ediyorum. Bize sahip çıksınlar, gerisine karışmasınlar. Biz birlikte beraberliyiz. Hep basınım olsun, taraftarım olsun, seyircim olsun, yönetimim olsun, futbolcularım olsun, teknik heyetim olsun, personelim olsun. Biz biriz. Bu işi Erhan Altın tek başına başaramaz. Bu işi hep birlikte başaracağız. Hocam birlik beraberlik olursa süperlik daha kolay, daha yakın diyebilir miyiz? Buna? Herhalde yani tek başına Erhan Altın başkanım, yönetimim ne yapabilir Allah aşkına? Ya burada şunu söyleyeyim Ahmet, ben içeride de söyledim basın toplantısında. Benim basınımın çok büyük emeği olması lazım. Basınım yapacağı her olumsuzluklarda yapacağı eleştiriler Erhan Altın'ın performansı 10 katına çıkardığında basınımın yapacağı 20 katına çıkacaklar. Çocuklar çünkü bunları okuyorlar. Bu eleştiri okuyor. Eleştiri yapacaklar tabii. Ben eleştiriye açayım, hiç önemli değil bu konu. Ama yapıcı eleştiri yapacak. Bu sonuçta hep beraber mutlu olacağız. Hep birlikte bir yola çıktık. Hep birlikte geleceğiz. Ben hep söylüyorum. Başarı da başarısızlık da hepimiz varız bu işte. Teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun. Evet, Erhan Altın.
altında üzerine basa basa söyledi. Birlik beraberlik içerisinde Samsun Spor'u hedefe taşımamız gerekiyor dedi. Bir şeyi başaracaksak hep birlikte başaracağız. Başarısızlık da başarı da hepimizin dedi. Tek başına ne Eren Altın ne kulüp başkanı ne yönetim kurulu ne hiç kimse bir şey yapamaz dedi. Samsun şehri Samsun Spor etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi Sayın Eren Altın. Eren Altın gayet güzel konuşuyor. İşin gerçeğini yeter ki bize güvensinler, tabii. Bize sahip çıksınlar, gerisine karışmasınlar. Ama düşündüğü, söylediği tümü de Samsun'da var ve gerçekleşiyor. Yani taraftar da Samspor'a güven duyuyor. Teknik kadro da Samspor'a güven duyuyor. Samspor kadrosu da kendine güven duyuyor. Belki de bu başarının, bu farklı galibiyetin başarısının ana nedeni de o kendilerine olan özgüvendir. Ve gerçekten Samspor Karşıyaka gibi ürkek olduğumuz bir maçta beklediğimizin de üstünde bir performansla iyi mücadele etti. Yani maç ve öncesi iyice, sonra ürkek kelimesi yanlış anlaşılmasın. Maç öncesi tabii ki. Tereddütlerimiz vardı. Tereddütlerimiz vardı. Herkesin vardı. Futbolcularda da vardı. Teknik direktörde de vardı. Yöneticilerde de vardı. Yok, hani ne oldu? Vardı. Teknik direktörde olmaz. Futbolcularda da olmaz. Bakın, hiçbir maç öncesi ben hiç onu yani Eren Hoca'yla hem futbolcu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla hem de Eren Hoca'yla ekibiyle hep sohbet ederiz. Ama hiç ben sezon başından bu yana en karamsar toplada da hiçbirisinin sahaya çıkarken tereddüt yaşadığını şahit olmadım. Muhammed, tereddütün olmadığı yerde hedef de olmaz. Tereddüt duyacaksın. Abi, o tereddütle bakın o tereddütleri duyacaksın, önlemini alacaksın. O başka bir şey. Gayet tabii. Hocanın da yaptığı bu zaten. Nitekim anlattığı da o. Maça iyi hazırlanmak, iyi konsantre olmak. Gayet tabii. İyi de konsantre olmuşlar. İyi de mücadele ettiler. Daha söylenebilecek bir şey yok. Sen de bu akşam çok iyi konsantre olmuşsun. Hayır, ben her zaman konsantreliyiz ya. Gayet tabii bizim biraz yaptığımız mesaj okuyalım, bir şey yok. Bu arada Samspor Başkanı Erkut Tutun'un spor aksiyona özel açıklamalarını çok kısa bir süre sonra ekranlarınıza getireceğiz. Biliyoruz sizler de sabırsızlanıyorsunuz Başkan Erkut Tutun'un açıklamaları için. Az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama onun öncesinde birkaç mesaj okuyalım. Bakalım izleyicilerimiz neler demişler. İsmail Belik'ten başlayalım. Samspor yoluna devam etsin, bizler yanındayız demiş. Hocamıza da geçmiş olsun, acil şifalar demiş. Akif Çalışmaz, Samspor'a iş adamlarından futbolculara prim veren olmuyor mu demiş. Güzel bir konuya temas etmiş bu taraflarımız. Gerçekten yani Samsun hedefe doğru emin adımlarla ilerleyen bir takım olmasına rağmen Samsunlu ekonomi gücü iyi olan maalesef hiç kimse çıkıp da şu maçın galibiyeti futbolculara en azından moral açısından bir takviye olsun deyip de bir prim vaadinde bulunan olmadı. Geçmişte bu çok oluyordu ama nedense bu sezon hiç olmadı. Hiç verilmedi de prim. Ve Samspor'u tabii yönetim kurulu veriyor. Yönetim kurulunun dışında yani iş adamlarımızdan biri çıkıp da veya daha doğrusu Samspor'a gönül verenlerden biri çıkıp da bu maçın galibiyeti veya beraberliği halinde işte futbolculara 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse işte adını koyabileceği bir rakamla Samspor yönetimi böyle çok bir önemli miktarda oyuncuları, personele bakın yönetim farklı. Evet. Yönetim farklı. Tabii söylediğiniz şey Samsun şehrinin desteği. Samsun şehrinin desteğini ortaya koyabilmek mutlaka, için bu gerekti. Mutlaka. Geçmişte bunlar çok yapıldı. Ne bileyim çok isimler vardı. İşte şu maç kazanıldığı takdirde şu kadar, hatta yüklüce paralar verilir. Bu geçen sezon da vardı. Ondan önceki sezonlar da vardı. Bu sezon niye olmadı? Vallahi biraz düşünmemiz lazım. Kesinlikle Samspor'un şu anda hem maddi hem de manevi açıdan desteğe ihtiyacı var. Yani çok biri çıkıp bir şekilde gayet tabii. Samsun şehrinin bir havaya girmesi gerekiyor. Mutlaka. Artık yani Süper Lig'de. Biri de çıkıp Şanlıurfa Spor'la yapılacak olan maça prim vaadinde bulunmasını canı gönülden istiyorum. Yani çıksın, birisi çıksın ya koskoca Samsun. Sadece Samsun'daki iş adamlarımız değil. Samsun dışındakiler de olabilir. Miktar da öyle çok önemli değil. Önemli yani. Değil, miktar önemli değil. Evet. Adını prim koyalım da yani ne olursa olsun yani toplu bir rakam verilebilir. Bir yerde futbolculara en azından hani doping olmasa da bizler hatırlandık babından da. En azından Samsun şehrinin arkasında yanlarında olduğunu hissederler. Hissetmesi açısından olabilir. Olur.
Erhan Hoca'nın da çok güzel bir sözü vardı, açıklaması vardı az önce. Benim katkım %10, yani 10 benden şehrin desteği, benim katkım örnek veriyorum mesela 10'sa şehrin desteği, dışarıdakilerin desteği, yani bir ailenin tümünün desteğini %20 kat kat daha artırdığını söylüyordu futbolcular açısından. Bu çok önemli bahsettiğiniz konu. İzleyicimiz de güzel bir konuya temas etmiş. Evet, iyi bir konuya temas etmiş. Teşekkür ederim. Ersin Çelik, severek izliyoruz demiş. Haydar Yüksel, harikasınız, çok iyi gidiyorsunuz demiş. Mesajlarımıza yine seri bir şekilde devam edelim. Haberax Spor Aksiyon sayfamıza gelen mesajlara. Bu arada maçı izlerken de sevgili Ender Gür'le birlikte izliyorduk. İlk yarı bitmişti. İkinci yarı henüz birkaç dakika olmuştu başlayalı. Ona dedim ki 60'tan sonra bu maç 3-0 olur dedim. O da güldü. Evet, olabilir dedi. Aslında dikkat edin. Samsunspor genellikle bu sezon oynadığı maçlarda ilk yarıda pek varlık gösteremese çoğu maçta. Ama ikinci yarıda çok farklı bir Samsunspor sahaya sürülebiliyor. Sevgili İhsan Yazıcı da yine orada... O sohbetimiz esnasında yine katılıyorum demişti. 3-0 en az 3 gol olur. 3-0 demedi. 3-3'e gider Samsunspor demişti. Yani Samsunspor bizi beklemedi. 60. dakikayı hemen 5 dakika içinde. Evet, ilk gol 57'de oldu. 57-59 ve 63'tü galiba. Şanlıurfa Spor maçını konuşacağız ama onun öncesinde biraz daha mesajlarımızı okuyalım. Çok sayıda mesajlarımız geliyor. Sayın Başkan Erkut Tutun'un açıklamalarında yine kısa bir süre sonra ekranlara getireceğiz. TÜFAD'ın Samsunsporları buluşturduğu kahvaltı organizasyonunu da yine az sonra ekranlara getireceğiz. Bilal Erdoğan demiş ki değerli yorumlarınızı izliyorum. Bizleri iyi bir hafta sonu yaşatan büyük Samsunsporlu futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere sonsuz teşekkürler. Şanlıurfa'da iyi bir futbolla 3 puan alacağına inanıyorum. Sizlerin aracınız ile Erhan hocamıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Samsunspor hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken şehrin iş adamlarını Samsunspor'a daha fazla sahip çıkmalarını bekliyoruz. Samsun'un tek markası Samsunspor'dur. 19 Mayıs ilçesinden Bilal Erdoğan demiş. Mesajlar biraz uzun, biraz daha kısaltırsak değerli izleyicilerimiz hem daha fazla kişinin mesajlarını da okumuş oluruz. Kemal Uçarlı, iyi akşamlar Muhammed abi ve Avni abi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Urfa maçında alınan bir puan bile çok önemli. Çünkü peşine Ordu geliyor. Ordu maçı da rahat geçecektir. Eminim ve bu sayede playoff'ta adımızı yazdırırız. Galibiyet gelirse Urfa maçından Şanlıurfa Spor'da playoff'un eleriz demiş. Benim görüşüm bu. Sevgiler demiş. Siz de gelen mesajlara yorumlarınızla renk katabilirsiniz. Bu arada ben daha çok biraz daha ligin sonlarına doğru biraz daha playoff'un şekillenebileceğini düşünüyorum. Artık hızla da ligin sonuna doğru gidiyoruz. Osmanlı Spor'u sanki hem yaşadığı, evet, içeride yaşadığı sorunlardan hem de fikstüre göre biraz daha sanki playoff'un dışında kalabileceğini öyle hissediyorum. Fikstüre baktığımızda en şanslı takımların biri de Samsunspor. Yani gelecek olan tabii. Gelecek olan takımlara da baktığımızda mesela Osmanlı Spor'a gerçekten ilk 6 arasında kalabileceğini pek ummuyorum. Osmanlı Spor bir düşüşte. Yani bu takım ilk 6'nın dışında kalır gibime geliyor. Diğer takımlar da sıralanabilir. Evet, Mehmet Uçarlı, öncelikle iyi akşamlar Avni abi, Muhammed kardeş. Bana göre Samsunspor Şanlıurfa'yı yener gelir dediniz ya, kötü oyuna kazan. Karşıyaka'da oynadığınız maç 1-0'dan 2-1 oldu. 10 dakika daha olsaydı 2-2 veya 3-2 kaybedebilirdik. Ladikli Mehmet Uçarlı demiş. Burada sanıyorum benim. Tabii geçmişe değil geleceğe bakarak hareket etmek gerekir. Evet, yani en azından Samsunspor şu anda... Ki sanıyorum yarın başlıyorlar değil mi? Evet, yarın, İki gün akşam tatildeydi. Akşam çalışmasını gerçekleştirecekler. Ve çok iyi hazırlanacaktır. Tüm ihtimaller göz önüne alarak eksiklikler giderilecektir. Ve Karşıyaka maçında olduğu gibi Şanlıurfa Spor maçında da Samsunspor iyi bir futbol ortaya koyarsa bakın çok rahatlıkla da söyleyebiliyorum bu maçı alabilir. Evet, inşallah umarız. Her ne kadar rakibimiz bizim gibi puana ihtiyacı olsa da. Evet, Azmi Kılıç, Samsun güzel oynadı ama esas olan Şanlıurfa maçını, final maçı durmamamız lazım, maçı almamız gerekiyor demiş. Çarşamba'dan Eğridere Mahallesi'nden mahallesi muhtarıymış Azmi Kılıç. Fatih Kurt, iyi yayınlar Muhammed Bey, süper bir skor ama spor bir oyun, süper bir oyun diyemeyeceğim. Birkaç kaleci hatasından öne geçtik, rakip gol için gelirken kontradan golü bulduk ve maç orada bitti.
Bir de sırf yabancı diye Ivanov oynatmak zorunda mıyız? Maçta bir varlık gösteremedi demiş. İki hafta önce düşünüyorum Ivanov için neden oynatılmıyor demişti. Bu sefer de oynadı diye tepkiler gelmiş. Diğer konuya da oyun iyi değil de demiş. Bakın Ivanov kontra ataktan gol bulduk demiş. Gayet, bu Samsun'un bir taktik anlayışıydı. Rakibin üstüne gelmesine biraz müsaade ettikten sonra savunmada vereceği açıkları çok iyi değerlendirdi. Bu bir teknik analizdi ve taktik anlayışıydı. Bunda da son derece başarılı oldu Erhan Altın ve öğrencileri. Gayet tabii. Her biri görevini yaptı. Ivanov konusuna gelince, Ivanov kendi kapasitesinde henüz daha futbol oynamıyor. Evet Avni abi, Azerbaycan'dan yani da şu anda izleniyormuşuz. Gayet tabii, mutlaka. Azerbaycan'dan da izleniyormuşuz. Evet. Nazım Musayev. Evet. Selamünaleyküm demiş. Size Azerbaycan'dan yazıyorum. Herkese selamlar. Samspor'a büyük başarılar demiş. Biz de Azerbaycan'a selamlarımızı gönderelim. Bizi yurt dışında izleyen herkese selamlarımızı, Samsunlara, Samspor'u kalbinde Samspor sevgisi olan herkese, bizi izleyen herkese, yurt dışındaki herkese selamlarımızı gönderelim. Yani Ivanov başarısını kanıtlamış bir futbolcumuz. Evet. Bakın bence şu anda oynadığı futbol kapasitesinin %50'si. İleriki maçlarda kapasitesini daha da arttırabilir. Ve Ivanov da ummadığımız yerde ummadık bir başarı sağlayabilir. Onun için fazla eleştiriye de gerek yok. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman Ofe Edu'yu da eleştirebilirdik. Ama maçın ikinci yarısında o eleştirilecek durumda olan Efedu iki gol, hem de iki dakika içerisinde iki gol sığdırdı. Bu arada arkadaşlarımızdan da rica edelim, eğer alt bölüme Başkan Erkut Tutun açıklamaları az sonra diye yazabilirlerse birkaçı seviniriz. Kadri Aydın, evet Avni Bey doğru söylüyor, yapıcı eleştiri yapacağım. Bu takımın kötü oynama lüksü kalmadı. Bu şehre, bu taraftara bu yakışır. Yalnız Şanlıurfa'da böyle oynasak kötü sonuç alırız. Hedef Süper Lig demiş. Yani kötü oynama lüksü yok demiş bu takım. Doğru. Ben de aynı görüşteyim ama ben şunu da diyorum yani. Her hafta birbirine aynı olmayabiliyor. Samspor kötü oynarken de, bu özellikle son 9 haftada kötü oynarken de kazansa 3 puan alsa. Doğru da o zaman. Ama zaten 3 puan. O zaman istikrar eksikliği var demektir. Yani istikrarlı bir takım olmak zorunda Samspor. Yani futbol açısından. Ama evet. Her maç birbirine aynı olamayabiliyor. Ben ya mı olmayabilir, doğrudur. Doğrudur. Ama bakın çoktu. O maçtan galibiyetle ayrılsaydık her şey güllük gülü. Doğru. Ama bakın, bir maç çok kötü olacaksın. Hemen ardındaki maçta çok çok üstün olacaksın. O zaman yani insan ister istemez bazı şeyler arıyor. Samspor sizin az önce ve izleyicimizin düşüncesine göre öyle. Samspor Adana'da mağlup oldu. Geldi burada Antalyaspor'u 10 kişiyle yendi. Elazığ'da beraber kaldı. Doğru. Geldi. İşte bir iyi bir kötü. Evet. Evet. Mehmet onun için demiş istikrar ki, sağlanmalı. Evet. Sezon sonu geldi. Evet. Evet. Ama 9 maç var daha. Evet. Samspor'un galibiyetini kutluyorum ama önemli maçlar var. Memnun değilim demiş. Yine eklemiş. Avni Bey'in yorumlarına katılıyorum. Karşıyaka maçı 1-1 olsa ne olurdu size soruyorum demiş. İşi riske sokardık. 4-0'lık maç mı oynadı Samspor demiş. Eklemiş. Enver Duran. Şimdi maçın 90 dakikasını ele alırsak, bakın bu taraftarımız aslında iyi bir konuya temas ediyor. Maçın 90 dakikasını ele aldığın zaman her bir dakikası aynı değildi. Zaten olması da çok zor, yani kolay değil. Samspor burada ne yaptı? O ilk 20 dakika içerisinde maçı iyi analiz, daha doğrusu rakibini iyi analiz etti. Ona göre oyun düzenini kurdu. Özellikle ikinci yarıda o devre arası ki ateşlemeyle birlikte Samspor farklı bir oyun ortaya koydu ve farklı bir galibiyet elde etti. Şanlıurfa Spor maçında kart cezalı sonra Mustafa Sevgi forma giyemeyecek. Bunu belirtelim. Embilla takımdaki yerini alacak. Embilla oynuyor. Embilla'nın iki sarı kartı var şu anda. Buca maçı sonrası Altınordu maçında forma giymemişti. Cezasını tamamlamıştı. Şu anda iki sarı kartı var. Antalya Spor maçında gördü. Bir de bu maçta gördü. Embilla takımdaki yerini alacak. Ofio da yine sınırda çıkacak o maça. Karşısında bunu da belirtelim. Mehmet Bulut, Allah aşkına Samsunlulara duyurun demiş. Bu takımın arkasında olduğum sürece yenemeyeceği takım olmaz. Yürüyün aslanlarımız, kimse sizi tutamaz. Hedef ilk iki, hepinizi alınlarından öpüyorum demiş.
Halil Samspor, iyi yayınlar abi. Öncelikle Eren Altın'a geçmiş olsun diyorum ve bu hafta çok iyi oynadık ve güzel galibiyet inşallah Şanlıurfa maçında alırız. Abi bir şey isteyebilir miyim demiş. Evet, bir tasarım yapmış. Onu programda paylaşır mısınız demiş ama ön hazırlığını yapmadığımız için şu anda paylaşmamız mümkün değil. Serkan Kök, iyi akşamlar abi. Ben Serkan Kök. Kağıt üstünde zor görünen maçtı. Rahat kazandık. Rekabetin yüksek olduğu maçta kartlar çıkabilir demiş. Evet, bu maçta da sarı kartlar ilk bölümde bayağı bir vardı. Hakem hemen sarı kartları gösterdi ve maçın daha sert bir hale gelmesini önüne geçmiş oldu. Murat Varlı. İşte kabiliyet, işte inanç demiş. İsteyince oluyor. Rakip zordu ama fırsatı vermedik. Bu inanç vardı Samspor ve taraftarında. Gerçekten helal olsun. Bu maça maç derim. Heyecan vardı demiş. Azim vardı, istek vardı. İnşallah Şanlıurfa'dan da 3 puanla dönersek olacak demiş. Kalecimiz Soner'de pek istekli, oldukça başarılıydı ama bazen itiraz ederek lüzumsuz da kart görmeye gerek yok. Sağlık olsun ve süper bir stadımız var, taraftarımız var. Onlara canı gönülden teşekkürler. Bu takımı tam Süper Lig takımına yakışır demiş. Samspor gerek Eren Altın'a, kulübe bu hafta oldukça inançlar demiş. Karşılığını aldılar. Eren Hoca inandı. Karşılığını aldılar demiş futbolcularla birlikte. Karşıyaka maçındaki oyunumuz bence bu sezonun en iyi oyunuydu demiş. Bakın işte çoğu izleyicimiz en iyi oyundan bahsediyor. Bazı izleyicilerimiz de iyi futbol değildi diye düşünüyor. Geçen hafta da herkes farklı düşünebilir. Görüş ayrılığı vardı. Ersel Öner. İyi akşamlar Muhammed Bey. Ben Bursa Emek'ten genç bir Samsporluyum. Samspor fanatiyim demiş. Abi bu sezonun en keyif veren futbolu oynadık. Bir de yayıncı kuruluşu ve maçı anlatan spikeri kınıyorum demiş. Sen neden başta acaba? Bazı hataları vardı, isim yanlışlıkları. Sanıyorum Efu'ya da Embilla demiş. Evet, mesajlarımıza çok sayıda mesaj var. Mesajlarımızı hemen hızlı hızlı bir şekilde okuyalım. Az sonra Başkan Tutun'un açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Hatta şimdi getirelim. İzleyicilerimizi daha fazla da bekletmeyelim. Mesajlara da daha kısa ve kesin bir şekilde okumuş oluruz. Samspor Başkanı Erkut Tutun'un açıklamalarını getiriyoruz. Maç sonrası spor aksiyona özel açıklamaları vardı Erkut Tutun'un. İlk kez böyle bir şey, bir açıklaması oldu Erkut Tutun'un. Bu arada kendisine de çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Ve bakalım Erkut Tutu spor aksiyonu mikrofonlarına neler söylemiş. Belki güvenmemiz lazım. Bu takım iyi bir takım. Bence bu takıma bu şehir güvenirse, hepimiz güvenirsek, el ele verirsek bu takım zoru başaracak güçte bir takım. Bugün de bunu gösterdiler. Ben gerçekten teknik kadroya, futbolculara, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki bu hafta çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Ve hak ettikleri 3 puanı da çok iyi bir oyunla kazandılar. Bundan sonraki 9 tane final maçımız var. Bu şehir el ele verip birlik beraberlik içinde bu takıma güvenip sene sonuna kadar bu takımı desteklememiz lazım. Hepsini yüreklerinden verdikleri mücadelenin dolayı kutluyorum çocuklarımızın. İnşallah bundan sonra da aynı başarıyı tekrar alacaklarını ümit ediyorum. Başkanım, geleneği bozmadınız. Bu maçta da yine taraftarların arasındaydınız. Gelenek... Bunlarla iç içeceksiniz. Yok, gelenek değil de... Bilmiyorum, bugün de böyle bir maçı burada seyretmek nasip oldu. Bir dahaki hafta bakalım nerede seyrederiz inşallah. Teşekkür ederim. Samspor Başkanı Sayın Erkut Tutun'un açıklamaları bu şekildeydi. Spor aksiyona özel açıklamalarıydı bu. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Çok satır başları vardı açıklamalarında. Bu şehir güvensin dedi bu takıma. Çok iyi bir takımımız var dedi. Bu şehir güvensin, inansın, destek versin. Bu takımımız da hedefe giden yolda zoru başaracaktır dedi Sayın Erkut Tutun. Zaten dediği doğru. Samspor gerçekten zoru başarabilecek bir takım. İyi top oynayabilen takım. Her biri birbirinden üstün futbolculardan oluşan bir takım. Yani böylesine güçlü bir takımın yapabileceği iyi neticeler elde etmesidir. Onu da yapıyor gayet tabii ki. Yani Samspor bu ligin başarılı takımlarından biri. Şöyle bir baktığımız zaman özellikle ikinci yarıda sadece bir mağlubiyetimiz var. Evet. İki de beraberliğimiz var. 6 galibiyet. Evet, 6 galibiyet. Yani bu başarı son derece başarılı bir dönem. Gerçekten son derece başarılı. Başarılı bir dönem. Samspor Başkanı Erkut Tutu
Tabii ki işi onun da zor. O her türlü sorunla ilgilenmek zorunda. Takımın başarısı onun motivasyonunu da yükseltmiş oluyor. Çünkü bir başkan gerçekten sorunlardan çıkabilmek, onlarla boğuşabilmek kolay bir iş değil. Futbolu onun bilmek, da morale ihtiyacı var. Anlamak, futbolu tabii, bilmek, gayet tabii. Futbolu bilmek, anlamak ve Samsunspor'u başkanlık görevini üstlenmek bu şekilde yapmak gerçekten zordu. Ve gayet Sayın tabii. Başkan ekibiyle birlikte yönetim kurulu. En fazla morale ihtiyacı olan başkandır aslında. Samsunspor futbolcular da bunu sağlamalı. Hem Başkan Erkut Tuta hem yönetim kurulu üyeleri ve hem de teknik heyet motivasyon açısından gerçekten çok başarılılar. Evet. Futbolcuların motivasyon açısından kendilerine bir kez daha buradan başarılar dileyelim. Daha doğrusu herkes birbirine moral vermek zorunda. Evet. Hep birbirimize kenetlenmeliyiz ve Samspor'un başarısı için her birimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Ya şu anda gördük, o konuda abi, bir sıkıntı şimdi, yok. Geçmişe dönmek istemiyorum evet. Ama neler gördük yani? Oradan protokol tribünden kalkıp da gazetecilere hocasını şikayet eden nerede gördük biz yani? Artık geçmişte şey. Kaldı geçmişte gayet Gökleriz tabii ki. Gökdeniz Erdoğan'la devam edelim. Evet. Ofiodo'nun golü offside'di ama güzel gol oldu demiş. Statta taraftar neden hangi gol offside'di? Buradan selam gönderelim kendisine. Ofiodo selamı yapalım. Kendi offside'e düşmesin. Mustafa Söğüt. Abi demiş, Ivanov tekniği çok iyi bir futbolcu, takıma yeni adaptesini sağlayan bir topçu. En kısa zamanda verdiği performansın daha üstünde bir performans vereceğini düşünüyorum demiş. Hepimiz aynı beklentideyiz. Kesinlikle. Muhammed Zan. Evet, Muhammed Zan mesajını okuyalım. Yok, mesajı fark ettim de evet. Maçtan önce kendisiyle bir sohbetimiz olmuştu. Eski stadyumla alakalı düşüncelerini aktarmış. Demek istediğim şu ki demiş, Samsun'umuzda daha fazla tarihi, Samsunspor tarihine sahip çıkalım. Eski stadın bu duvarlarının bir bölümünü Samsunspor anıtı olarak restore etsinler ve geleceğe güzel şeyler bırakalım. Erhan Hoca ve topçularımıza teşekkürler demiş. Eski stad diye bir şey kalmadı ki. Maalesef yok ettiler. Ama orada çok güzel bir kompleks yapılıyor. İşte yapılıyor mutlaka da. Aslında Samsunspor'un o stada ihtiyacı vardı. Hani geçmişte o stat galiba jimnastik pisti yapılmıştı orası. Atletizm, o hale getirilmişti. Atletizm pardon. Şimdi daha evet. Farklı bir şey yapılıyor. 2017 Olimpiyat oyunları için hazırlık yapıyor. Devam ediyor şu an çalışmalar. Umarız bu mesajı da arkadaşımızın düşüncesinde dikkate alınır. Harun Kutkaya merhaba demiş. Samsunspor'un puan kaybettiği maçların tamamında futbolcuların maça konsantre olamadığından kaybediyoruz. Konsantre olduğumuz maçlarda mücadele de oluyor ve puanları topluyoruz demiş. Harun Kutkaya. Evet. Diğer mesajlara hemen geçelim. Umarız vaktimizde kısıtlı yetiştiririz. Muhammed Kılıç, Muhammed abi İzmir takımları bize uğurlu geliyor demiş. Evet, İzmir takımları İzmir'de oynadığım gerçekten, maçlarda çok daha uğurlu geliyordu. Ama bugün İzmir'in uğuru Samsun'a sıçradı pazar evet. Günü. Samsunspor 4 gollü bir uğurlama yaptı Karşıyaka'ya. Çok da güzel oldu. Furkan Sayar, biz ilk defa teknik direktör görmedik. Takım kendi çabasıyla kazandı. Bakın Hüseyin Kalpara takımı bizden önde. Bu takım bir hafta çok güzel oynuyor. Öbür hafta bakıyoruz takım sanki sahada yok. Lütfen biraz eleştirileri düzgün yapalım. Hoca diye sözümüzü esirgemeyelim. Biz hocayı eleştirmesek kim eleştirecek bu takımı? Bu sene çıktı daha zor çıkar. Sevgilerimizi sunuyorum. Ama haksızlık Erebahçe etmeyelim yani. O demiş. Alanya Spor da kendi sahasında Giresun Spor'a yenildi. Yani yenilebilir olabilir yani bu işi. Yani haksızlık etmemekte biraz dikkat etmeliyiz. Biz yeri geldiğinde eleştiriyoruz da buradan. Gayet tabii mutlaka eleştireceğiz. Ama Erhan Hoca'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Mutlaka. İlk önce Erhan Hoca'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Ha, bu arada tabii ki o yenilginin ardından deplasmanda da galibiyete şey ulaştı. Yani futbol bu yani. Bazı izleyicilerimiz nasıl bir şey istiyor? Erhan Altın sağ kenarında kendini yerden yere vursun. İşte su şişesini fırlatsın, biraz şovmenlik yapsın. İşte bakın, böyle bir şey değil. Son derece beyefendi takımı da oyunu da çok iyi okuyor. Gayet iyi okuyor. Gayet oyunculara aktarıyor. Bence çok mesajını da iyi veriyor. Ama zaman zaman futbolcular maalesef Erhan Altın'ın dile getirmeye çalıştıklarını
anlamakta zorlanıyorlar. Bana öyle gibi geliyor. Evet, Oğuz Çelebi demiş ki geçen haftalarda Musa Aydın varken Ivanov çıkar mı dediğimde beni haksız bulmuştunuz. Karşıyaka maçında ne kadar haklı olduğum anlaşılmıştır umarım ve yaptığım eleştiri de kendinize yorumlayıp farklı aksettiriyoruz demiş. Siz de artık biraz arkadaşımızın mesajı programınızı artık izlemiyorum demiş. De mesaj atmış yani. Gayet de güzel programımızı izliyor kendisi. Bundan sonra da izleyecektir. Bunu da biliyoruz. İzlemiyor muyum demiş. Anlamadım ben. Evet, programımızı izlemiyorum. Mesaj atmış. Programı geçen hafta demiş. Musa Aydın varken Ivanov çıkar mı dediğimde beni haksız bulmuştunuz. Galiba mesajını yanlış aksettirdik. Onu eleştiri yapmış. Mesajını yanlış aksettirdik. Ben burada yazılanı uygun bir dille aktarıyorum. Yani farklı bir şey yaptığım yok ki bize gelen olumsuz, yani bize gelen sadece takıma veya hocaya veya futbolculara, yönetime değil. Gelen tüm, bize de dahi gelse bunları okumaya çalışıyorum. Farklı kelimelere gitmediği sürece, hakarete varmadığı sürece. Gayet tabii. Özcan Demir, İstanbul'dan iyi yayınlar Muhammed Bey. Öncelikle Eren hocamıza geçmiş olsun diliyorum. Artık kalan maçlarda rakiplerin hatalarını çok iyi değerlendirecek taktiklerle maçları kazanmalıyız. Takımımız bu hafta bunu çok iyi yaptı. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Ergin Demiroğlu, Osmanlıspor Samsun ağını aldı. Daha belini doğrultamayacak demiş. Yine eklemiş, Samspor'un en zor zamanında başkanlık görevine talip olarak öksüz kalmış takımımıza başkan olan Sayın Erkut Tutuyor'a en derin minnetlerimi sunuyorum ve böyle bir batağa sürüklenmiş takımı inanılmaz bir yönetim anlayışı ile çok kısa bir zamanda toparlamıştır. Süper Lig'e çıktığımız sezonun son maçında tribünlere selamlarken elini havaya kaldırdığı o anı hiç unutamıyorum. Ne yazık ki başkanımız bu başarıya rağmen istifa etmiştir. Fakat bugün görüyoruz ki vefadan yana olan yine başkanımız çıktı. Diğerleri demiş tribüne bile gelmez oldu. Yusuf Uzunoğlu, sevgili Çavuşoğlu, yapıcı eleştiri diyorsunuz ancak siz eleştiri yapmıyorsunuz. Eleştiri yapan konumuz Avni Bey'i eleştiriyorsunuz. Adana maçında, Elazığ maçında neden mücadele etmedi? Biz yenildiğimizde ya da berabere kaldığımızda kızmıyoruz. Mücadele etmemeyi siz kabul etseniz de Büyük Samsunspor taraftarı kabul etmez demiş. Mücadele, ben zaten mücadele etmiyor mu takım? Mücadele ediyor. Kötü oynarken de mücadele etmek önemli olan. Yani şunu belirtelim. Elazığ spor maçında da takım mücadele etti. Adana maçını tabii ki bir kenara bırakalım. Tabii o bir şey söyleyemez ama ona rağmen yine Adana spor maçında en az bir puanla ayrılabilecek pozisyonları da buldu takım. Gayet tabii. Aslında Adana spor maçını Samspor alabilecek güçte idi. Ama nedense Samspor'da gerçekten yine geçen hafta dile getirmiştik. Samspor Adana karşısında çok böyle isteksiz sahaya çıktı. O isteksizliğin sonucu da biz oradan elimiz boş döndü. Yoksa Samspor gerçekten güçlü bir takım. Adana Spor'u da yenebilecek güçte. Adana Spor'un işte görüyoruz işte durumunu. Yani herhalde evet, biz yenemedik. Biraz seri gidelim izleyicimizle. Evet. Ben Avni Demir'i eleştirmiyorum. Görüşler olur. O benim görüşlerime katılmayabilir. Ben onun görüşlerine katılmayabilirim. Benim eleştiri anlayışım çok daha farklı olur. Avni Demir'in eleştiri ifadeleri çok daha farklı olur. Saygı duymak gerekiyor herkese. Ve izleyicimizin mesajına da saygı duymak gerekiyor. Ahmet Uçarlı, 6 haftadır kazanan Urfa takımıyla oynayacağız ve bu maçın önemi Karşıyaka maçından çok çok daha önemli. Bu maçı kazanabilecek bir stratejimiz var mı? Doğrusu kaygım var demiş. Orta sahamız sahada yok. Golcüler sahneye çıkıyor ve övgüyü orta saha alıyor. Buraya dikkat çekmemizi rica ediyorum. Özellikle Avni abinin yolunu ne yönde bu anlamda demiş. Buyurun. Orta sahamız yok demiş. Golcüler ön plana çıkıyor. Orta saha övgü alıyor demiş. Şimdi ben bu mesajı bu bölümde tamam, kesinlikle katılmıyorum. Golcüler ortaya çıkıyor da yani o orta saha olmasa o golcüler nasıl öne çıkacak ki? Yani biz Taha'nın bir evet, Hasan yani Kılıç'ın mücadelesini bakın, belki böyle 2-3 evet, çalım atıp göze hoş gelen futbol oynamıyorlar ama bakın yani pek dile getirmedim. Bence kilit oyuncular. Doğru, pek dile getirmek istemedim. Daha doğrusu getirmedim de ama Elazığ maçında bir Taha ile bir Hasan Kılıç olsaydı aynı durum olur muydu? Olur muydu? Siz yapmayın. Ben bir şey söylemiyorum. İzleyicimiz demiş. Bence olmazdı. Belki de Samspor gol de bulabilirdi. Tabii yerlerine oynayan evet, arkadaşlarımız da iyi niyetliydi. Mesela ya mutlaka. Zafer Özden bu hafta oyuna girdi ve harika futbol oynadı. Gerçekten harika futbol oynadı. Tabii ki Taha ve Hasan'ın da sezon başından beri birlikte oynamanın verdiği bir uyum içerisinde ve haliyle.
Bir kere her şeyden önce maç fazlalıkları var bir yerde. Sürekli oynamış bugüne kadar gayet de iyi, başarılı da olabilmiş. Şanlıurfa maçını almazlarsa Karşıyaka maçının faydası olmaz demiş. Şanlıurfa üstümüze gelecektir. Dirençli ve iyi bir mücadele göstermeli. Fatih de artık forma giymeli demiş savunmada. Bakın yani şuna da dikkat edelim. Yani Şanlıurfa Spor bizden 2 puan daha iyi durumda olan bir takım. Kendi sahasında oynayacak ve Şanlıurfa Spor da bizim gibi hedefi olan bir takım. Yani gerçekten çok zor bir maç olacaktır. Bu maçı alabiliriz de, kaybedebiliriz de. Ama önemli olan bu maçta eğer ki Karşıyaka karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan oyun Şanlıurfa karşısında oynansın. Ben buna samimiyetimle söyleyeyim. Bu Samspor orada maçı alır. Evet, bu arada diğer görüntümüz hazırsa son görüntümüz, onu ekranlara getirelim. Mesajlara da kaldığımız yerden devam edelim. Sanki programımız biraz sarkacak gibi. Evet. Onu da bir belirtelim. Sarkacak gibi. Evet. TÜFAD'ın Türkiye Futbol Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak önderliğinde bir organizasyon gerçekleştirildi. Cumartesi günü Samspor'lu eski futbolcular ve Samspor camiası buluştu o kahvaltıda. Şimdi Selçuk Kaya'nın görüntülerini ekranlara getirelim. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Samsun Şube Başkanlığı çok önemli konukları ağırladı. Samsun Spor formasıyla efsaneleşen eski futbolcular TÜFAD Samsun Şube Başkanlığı'nın kahvaltısında bir araya geldi. TÜFAD Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak kahvaltıda şunları söyledi. Dört tane kuşağı bir arada tutuyoruz ve bir arada birliktelikte onları toparlayabiliyoruz. İnanın bugünkü bu tablodan dolayı o kadar çok duygulandım ki inanın gerçekten çok heyecanlıyım. Futbolcu arkadaşlarıma, hocalarıma hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu da şunları söyledi. Bugün burada başlattı inşallah, ben öyle düşünüyorum. Her zaman Samspor Kulübü'nün yönetici olduğumuz İsmail Yonuf'a girdiğimiz günden beri başarının birlik beraberlikten geçtiğini ama bunu uygulamaya geçtiğiniz zaman sonuca ulaştığınızı, uygulamaya geçmeyip sadece sözde kaldığı zaman kesinlikle başarıyı yakalayamadığınızı, Samspor'un son 20 senelik zaman dilimi içinde görebiliyoruz. Çok güzel bir organizasyondu. Umarız bu tür organizasyonlar bundan sonra da devam eder. TÜFAD Başkanı Hakkı Bayrak ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi iletelim. Kutlayalım kendilerini ve Samspor maçında da tribündeydiler. Samspor Başkanı Erkut Tutun'un davetlisi olarak hep birlikte maçı izlediler, bir aradaydılar. Umarız bundan sonra da bütün organizasyonlar devam eder. Mutlaka. Evet, zaten hemen hep iç içeyiz, hep birlikteyiz. Ve her biri de Samspor'a gönül veren insanlar. Evet, hemen mesajlarımıza vaktimiz de çok kısıtlı, daralıyor artık. Mesajlarımızı çok hızlı bir şekilde okuyalım. Hasan Tahsin Ergen, evimizde kalan tüm maçları kazanacağımıza güvencim tam. Önemli olan bu galibiyet serilerini deplasmanlarda da kazanarak sürdürmek. İnşallah Şanlıurfa deplasmanından alınacak 3 puan bizi daha da umutlandırarak ilk 2 sıradan Süper Lig'e çıkma hedefinin ilk adımı olacak demiş. Enver Duran geçen hafta Elazığspor maçında Erhan Hoca'yı eleştirenler şimdi ne diyecek demiş. İlk başta mesajın devam ediyor. Öncelikle Erhan Hoca'ya geçmiş olsun diliyorum. Bu hafta alınan 3 puan bizi çok mutlu etti. Bu futbolun devamını diliyorum. İnşallah bu yolun sonu süperlik olur demiş. Yüksel Ömüral Öfeodo'nun golü Petici Bicik analizde haftanın golü seçildi. Bence de yılın golüne aday. Evet, gerçekten müthiş bir goldü. Yılın golüne aday bence. Yani böyle bir gol son yıllarda izlemedik. Yani gerçekten kutlamak gerekir. Sanıyorum yılın golleri adaylar arasında yer alabilir. Bu arada son golde de Murat Akyüz'ün mükemmel pasını ve Ofiodo'nun kafa golünde de Embilla'nın, evet, ve onun öncesinde Ivanov'un mükemmel hareketlerini, bir oyun anlayışını, futbol anlayışını da ifade etmek gerekiyor. Yani müthiş. Tecrübesini yani de konuşuyor. Orada daha önce bakmıştı. Evet. Ofiodo'nun geldiğini. Hemen arkasını döner dönmez orada ortayı yaptı. Ofiodo da müthiş bir gol attı gerçekten. Yani eski takımına 2 gol birden.
herhalde en mutlu olanlardan biri de o koyuyordu. Kesinlikle o maçın başında o inancının o hırsını gösterdi zaten. Evet, karşı yakadan biraz olaylı ayrılmıştı. Evet. O nedenle karşı yakaya karşı oldukça hırslıydı. O hırsını ikinci yarıda gösterdi nitekim ve iki golle de adeta intikam aldı. Evet, iyi konsantre olursak demiş, bundan sonra özel dışarıdaki oynayacağımız maçlarda final havasında geçecek demiş. Fatih Mehmet Arı, kötü oynamak başka şey, ruhsuz oynamak başka şey. Elazığ'da ruhsuz bir takım vardı, her ne kadar Karşıyaka'yı essek de Elazığ maçında Süper Lig'e çıkma inancım zedeledi demiş. Forza Şirinler'de Süper Lig'e Samsun Spor mesajı atmış. Evet, ruhsuzluk ağır bir itham. Ben o şekilde yakıştıramam hiçbir futbolcumuza. Yani belki isteksiz diyebiliriz de ruhsuz dememekte yarar var gibi geliyor. Evet, hemen Sezai Onaran isterlerse oluyormuş demek ki Samsun'a ve Samspor'a süperlik yakışır ve olmalı demiş. Murat İlter, Muhammed abi Samspor'un bu haftaki maçı hedef için belirleyici olacak. Yenersek yeniden ilki için bir hava oluşabilir demiş. Tuncay Semizoğlu, iyi yayınlar abi. İzlerken genç arkadaşın Erhan Altın'la olmaz diyen arkadaşa maçtan sonra ne düşündü? Hala kendi memleketimizin insanına sahip çıkmıyorlar demiş. Yüksel Ömüral da maçla ilgili hakemleri dile getirmiş. Deniz Çoban, Süleyman Abay atacakmış demiş. Henüz bunlarla ilgili bir şey yok. Muhtemelen çarşamba günü, önümüzdeki hafta çarşamba günü veya perşembe günü atamalar gerçekleşecek. Bunu belirtelim. Yalnız şunu da belirtmekte yarar görüyorum. Her bir maçın ayrı değerlendirmesi yapılır. O maçın durumuna göre değerlendirmeler yapılır. Yani bir hafta önce böyle denilmişti de şimdi yine farklı söyleniyor gibi belirtiler. Bence yersiz. Çünkü maça göre yorum yapılıyor. Ona göre bir şeyler ifade edilmeye çalışılıyor. Çünkü, evet, Hüseyin Akar, pardon. Yani maçlar öyle bir şey ki bir galibiyetin ardından bir iki saat sevinirsin ve biter. Artık yeni bir heyecana doğru yol alırsınız. Samsunspor'da da şu anda ben evet, sürekli iç içe olduğum için gayet bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda, Samsun'da da şu anda o var Samsunspor'da. Maçın sevinci bir saat bilemediniz o gece. Şu anda diğer biz, maça konsantre olmuş tabii, bir teknik heyet, yönetim, sportif direktör mutlaka ve futbolcu topluluğu var. Şu anda biz Karşıyaka maçını bir kenara koyduk. Neyi düşünüyoruz? Şanlıurfa'yı düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü önemli olan o. Kesinlikle. Evet. Hüseyin Akar, Samspor ikinci olarak çıkabilmesi için Şanlıurfa ve Adana Demir'i deplasmanda yenmesi lazım. Yenerse inanıyorum direkt çıkarız. Hollanda'dan selamlar demiş. Hazar Emre Gürsel, bu sene ilkiden direkt çıkarız. Ben buna inanıyorum. Şanlıurfa'yı yenersek bizi Adana Demir maçına kadar kimse tutamaz. Her maça alırız demiş. Şu anda görüyorsunuz ilk iki inancı bile hala 8 puan fark olmasına rağmen Samspor'a inanç tavan yapmış durumda. Evet. Ben de bunu belirtmek istiyorum az önceki ifadelerimden. Yeter ki güvenelim, inanalım, destek verelim, yapıcı eleştirilerde bulunalım ve takımımızın başarıya ulaşması için hep birlikte kenetlenelim. Bunu belirtmek istemiştim. Mehmet Dizman demiş ki umarım bu ikinci yarıdaki performansımız tüm maçlara yansır ve sonuç Süper Lig olur. Erhan Altın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Adım adım Süper Lig'e demiş. Yıldıray Keskin, Canberk gibi hızlı ve hırslı bir oyuncu neden kadroya bile alınmıyor demiş. Az önce bunun açıklamasını evet, yapıldı. Hem Canberk'in kendi ağzından hem de biz yaptık. Yeah. Özcan Demir'i okumuştuk. İsmail Aras, selam hayırlı yayınlar. Recep Niyaz, ben Fenerbahçeliyim demesini çok yanlış buluyorum. Burası büyük bir kulüp. Derhal kadro dışı bırakılmalıdır. Zaten bir işe yaramıyor demiş. Bir faydası yok demiş. Yani böyle şeylerle kafa yormayalım. Yani şöyle demiş, böyle demiş falan. Yani söylediğini de inanmıyorum yani ben şahsen. Kime demiş yani ben Fenerbahçeliyim diye. Fatih Kurt Twitter hesabından. Evet. Zaten Fenerbahçe'den geldi. Zaten Gayet tabii diye geçmişim genel Fenerbahçe. Hatta şu anda bonservis de galiba Fenerbahçe. Ve şu anda Samsunspor'a beklenildiği düzeyde katkı sağlayamadığı için Recep Niyaz'ın üzüntüsü paha biçilemez. Hem takım arkadaşları hem de teknik heyet ona inanılmaz derecede moral veriyorlar. Evet. Ve 9 haftada veya ilk 2'den çıkarsak artık 9 haftada playoff'a kalırsak o maçlarda Recep Niyaz kendini gösterecektir ve bir gayet tabii emeğini öyle bir maç gelecektir ki umarız Recep Niyaz atacağı golle, yapacağı asistle Recep Niyaz önemli bir sporcumuz. Yani kimse
yani gözler. Ha diyeceksiniz ki Samspor'da başarı elde etti mi? Doğru, beklediğimiz başarıyı ortaya koyamadı. Ama Recep Niyaz'ın ilerisi olan bir futbolcu olduğunu da burada kabul etmek zorundayız. Evet, Fatih Kurt, iyi geceler. Maç 4-0 olduktan sonra seyirci istedi diye Musa Aydın'ın oyuna girmesi bence yanlıştı. Bence oynamayan oyuncuların girmesi gerektiğinde tecrübe kazanmaları için demiş. Katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Yani Neyse, Bahadır Özusta, mesajlarımız var diye yorum yapmıyorum. Bahadır Özusta, iyi akşamlar, iyi yayınlar Muhammed abi demiş. Öncelikle fedakar teknik direktörümüz Erhan Altın hocam geçmiş. Erhan Altın hocama geçmiş olsun ve bize 19 Mayıs Stadyumu'nun futbol şenini izlettin. Bu şenini Urfa maçında da izlemek istiyoruz. Ama hocamız da maçtan sonra açıkladı. Rakipler bizlere defans oynuyor ve kilitliyor dedi. Urfa da öyle yapacaktır. Puan kaybetmek istemezler. İşte burada devreye bence duran toplar girmeli. Biz geçen sene playoff finaline nasıl geldik? Musa Aydın'ın iyi ortalarını gole çevirerek geldik. Gollerin %70'i duran toptu. Şanlıurfa maçına kadar da Erhan hocamızdan bu takımı duran top çalıştırmasını istiyoruz. O kilidi zaten biz açsak devamı kendiliğinden gelir. Sevgili Bahadır kardeşim, şuna inanın ben her... Aslında görüntülerimiz de vardı ama bu maçta yani yoğun çok görüntümüz var diye almadım. Geçen haftaki taktik çalışmalardan görüntüler vardı. Keşke ama programımızın zamanı da yetmiyor. Önümüzdeki hafta maç da yok. Bu taktik çalışmalardaki görüntüleri ekrana getireceğim. Siz de takımın nasıl çalıştığını göreceksiniz. İnanılmaz derecede çalışıyor. İnanılmaz derecede taktik anlayışları var ama biz bunları tabii gazetemizde yazmıyoruz artık. Samspor'un menfaatlerini gözeterek yazmıyoruz. Ama şuna inanın, Samsunspor teknik heyeti, Erhan Altın ve ekibi, Samsunspor takımını, futbolcu topluluğunu inanılmaz derecede bir taktik çalışmayla maçlara hazırlıyorlar. Bunlara ben şahitim. Önümüzdeki hafta o zaman birkaç dakikalık görüntüyü ekranlara getirelim. İzleyicilerimiz de görsünler. Gayet buradan bunun şimdiden haberini verelim. Sevgili Bahadır kardeşim. Ramazan Bilecen, iyi akşamlar. İlk 2 ya da ilk 6'dan biz bu yıl çıkacağız. Ben Recep Niyaz'a bir şey söylemek istiyorum. Recep kardeş, sen bu takımda daha yararlı bir şey yapmadın. Başka takımlarla ilgilenmeyi bırak demiş. Takıma faydalı ol güzel kardeşim. Borcunu öde bu takıma. Abi mutlaka okuyun demiş. Eklemiş. Okuduk. Olumlu veya olumsuz mesajları kendimize dahi olsa okuyoruz buradan. İyi de yani bu Recep Niyaz olayı nereden patlak verdi? Ben anlamadım yani. Şimdi Recep Niyaz nereden çıktı böyle? Sanki arzulanmayan bir takım söylemlerde bulundu gibi mesajlar geliyor da. Var mı böyle bir şey? Neyi? Yani Recep Niyaz'la ilgili. Bir arkadaşın mesajına dikkat çektim de onu okuyacağım şimdi. Evet. Recep Niyaz'la ilgili. Yani Recep Niyaz'la ilgili bu tür mesajlar geliyor. Şöyle bir şey. Nedeni ne olabilir? Yani Recep Niyaz'ın herhangi bir Twitter kanalıyla herhangi bir açıklaması mı var? Nedir bu? Hayır ya, orada bir sohbet ederken herhalde sanıyorum bir arkadaşına böyle demiştim. Sanıyorum geçen haftaki derbi maçtan sonra veya ondan önceki derbi maçtan sonra böyle bir açıklama yapmış. Sanıyorum, ben görmedim. Evet. Tabii Twitter'dan bu tür... vardır mutlaka. Yani bu... Yine de Recep Niyaz, görmemeye özen gösterelim. Daha önümüzde 9 haftada Recep Niyaz da bu takımın, bu ailenin bir parçası. O da yeri geldi, zamanı gelince tekrar formasına kavuşacaktır ve ben inanıyorum ki öyle kritik maçta sahneye çıkacak ve takıma 3 atacak, faydalı olacaktır ve tüm gönülleri de fethedecektir diyelim. Tuncay Semizoğlu'nun mesajına geçelim. İyi yayınlar, yayınınızı izlerken maç öncesi de röportajlarında Erhan Hoca ile olmaz diyor. Maçtan sonra da genç arkadaş ne düşündü acaba demiş. Az önceki başka bir izleyicimizin mesajına benzer. Samsun'un çocuğu artık eleştirmeyi bırakalım. Hoca sahip çıkalım hocaya demiş. Erhan Hoca Samsun sayesinde adım adım hedefe ilerliyoruz. Onun sayesinde demiş adım adım hedefe ilerliyoruz demiş. Biraz da tribünleri dolduralım. Bu tür şeyleri bırakalım demiş Tuncay Semizoğlu. Evet, diğer mesajları okumuştum. Bu arada Erhan Hocamıza yine geçmiş olsun mesajları var. Spor Aksiyon sayfamızda haber aksiyonu. Spor Aksiyon sayfamızda onları da okuyalım. Olabilir. Çünkü izleyicilerimizin sadece geçmiş olsun mesajları isim olarak okuyalım onları. Hüseyin Akar, Adem Çakır, Tanyer Çankaya, Abdülkadir Akbulut, Hüseyin Yazıcı, Yaşar Çeri, Murat Cengiz, Ahmet Çalışıcı, Ahmet Çelik, Ali Semiz, Yüksel Ömüral hocamıza geçmiş olsun mesajlarını iletmişler. Yılmaz Güney, hayırlı akşamlar Muhammed Bey ve ekibinizi başarınızın devamını dilerim. Programınızı her salı izliyorum ve beğeniyorum. Samsporumuz kanalında zaman daha başka oluyor benim
oluyoruz demiş. Benim ricam taraftarı Allah rızası için Samsun'umuzu yalnız bırakmayalım. Selamlar saygılar demiş. Almanya'nın Bremen şehrinden Yılmaz Güney demiş. Zaten bizim de bahsettiğimiz ve hem Samsun Başkanı Erkut Tutun'un hem Samsun Teknik Direktörü Eren Altın'ın hem yöneticilerin, futbolcuların, herkesin çağrısı da bu şekildeydi. Şu 9 haftada tribünleri tıkım tıkım dolduralım. Özellikle içerideki maçlarda, geçen sezonlarda görmeye alıştığımız o coşkulu, herkese örnek olan taraftar tablosunu artık görmek istiyoruz. 9 haftada çok kritik maçlar oynayacak Samsun Spor. Bir olmamız gerekiyor, birlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Takımımıza, hocamıza, yönetimimize güvenmemiz gerekiyor. Ve bu sezon sonunda da Süper Lig hedefine hep birlikte ulaşalım. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Kim ister? Herkes bunu ister Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkmasını. Mutlaka. Bunu istiyorsak tribünleri dolduralım. Hep birlikte el ele vererek omuz omuza bu yolda yürüyelim diyoruz. Evet, 56 geçiyor. Artık uyarılar da geldi. Evet. Sonlandıralım. Artık mesajlarını okuyamadığımız izleyicilerimiz varsa lütfen bizi bağışlasınlar. Kusura da bakmasınlar. Bu arada taraftar derneklerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şanlıurfa maçına Samspor için ayrılan o tribünü Samspor taraftarları doldurabilmeleri için bu derneklerimiz gerekli zemini hazırlamalı bence. Bu arada Şanlıurfa ile Samsun dost kentler. Daha önceki maçlarda biz orada gerçekten kesinlikle arzulanan bir misafirperverlikle karşılaştık. Şanlıurfalılar, Samsunlulara, daha doğrusu Karadenizlilere bir sevgisi var. Evet, bizlerin de onlara. Özellikle Samsun Spor'a. Evet, özellikle Samsun Spor'a karşı. Hem Şanlıurfa Spor evet taraftarlarıyla Samsun Spor taraftarları arasında bir dostluk köprüsü var. Evet, o dostluk köprüsünü bu kez biraz daha perçinlemeli bence. Maçın skoru ne olursa olsun orada çok güzel görüntüler olacağını düşünüyorum, evet, inanıyorum. Ama işte o Şanlıurfa Spor'un başında Osman Özgül'ün olması bu işi biraz belki riske atabilir. Osman Özgül de bizim eski bir futbolcumuz özellikle yani. Özellikle taraftarlar arasından ve sahadaki futbolcular arasından evet çok güzel bir karşılaşma, centilmenlik içerisinde geçeceğini düşünüyorum ben. Yine Şanlıurfa'nın kadrosunda Samsporlu oyuncular var. Simon Zengi, evet, Abdülkadir Özgen, Eldin Adiloğlu, Serdar Eylik ki bunlar bir dönem Samsun Spor'un hücum silahlarıydı. Bu kez Samspor'a karşı Şanlıurfa Spor'un hücum silahları olacaklar. Umarız iyi performans sergilemezler bizim maçta. Evet, birkaç mesajımız geldi. Sonra da ısrarla okunması için atmışlar. Hüseyin Ortaç, taraftar takımı hala şampiyonluk havasına sokamadı. Taraftarlık konusunda bu sene biraz zaafız demiş. Yine Selçuk Yıldırım 60. İyi yayınlar. Eren Altın'ı eleştirmekten vazgeçsinler artık demiş. Eren hocamız elinden geleni yapıyor. Sosyal medyada Samsunların çoğu hocayı istemiyorlar. Zihniyeti yanlış demiş. Yasin Ürer, tarafta da futbolcular da ateşleyen Ender Gül'ü istiyoruz demiş. Buyurun, şimdi konu açıldı. Ben son mesajlar diye ısrarla okunuyor diye açtım. Anons için Ender Gül'ü istiyoruz demiş. Buyurun şimdi, kasıtlı yaptığımızı düşünecekler yine birileri ama öyle bir şey kesinlikle yok. Mesaj gelmiş ki aslında söylemeden de geçmeyelim. Anons skandalı oldu maçta. Bu gerçek. O arkadaşımıza da gerçekten üzülüyoruz, yazık. Ben kendisini tanımıyorum. Hiçbir şekilde de sohbetim de olmamıştır bu zamana kadar. Hiç kendisini de görsem de tanımam zaten. Ama aldığım izlenim çok gerçekten düzgün, karakterli bir kardeşimiz. Gayet tabii. Ya bence bu konunun üzerine fazla gidilmemesi gerekir. Ama doğrudur. Şu bazı arzulanmayan, istediğimiz bakın, şekilde anons belki edilemiyor. Yine ama yine çalınan evet müzikler sizin hiç dikkatinizi çekti mi? Yani işte aslında dikkat kazanmış, etmesi orada gerekir. Tuhaf bir müzik çalıyor. Takım maç kazanmış, tuhaf bir müzik çalıyor. Maçtan devre arasında yine öyle. Maçtan önce yine tuhaf bir müzik çalıyor. Ya artık seyirciyi ben coşturacak, doğru, takımı o havaya sokacak müzikler olmalı. Onu bak bizim onu bir marşımız ya var. O çok önemli. Bakın bir anons yapan kişinin o müzik eşliğinde veya büyük Samspor taraftarına yaptığı o çağrı o stadyumda çok önemli. O zaman biz bir öneride bulunalım. Samspor kulübüne de bulunalım. Samsun Atatürk şehridir. Bir marşımız var. Hoş geli işler ola Mustafa Kemal Paşa. Maçlarda onu çalsınlar. Bence veyahut bir başka marşımız da olabilir. Ama bence en güzeli, en anlamlısı bizim
Atatürk'ümüzle ilgili olan marşın çalınmasıdır. Evet, veya takım işte onunla birlikte takımı çok büyük ahenk havaya sokacak, seyirciyi coşturabilecek müzikler. Yani seçilen müzik çok şey oluyor. Yani bu yöreyi ilgilendiren de müzik. Yani bence Çarşamba'yı sel aldığı çalsa daha farklı olabilir. Bir Denizli'ye gidiyorsun, Özay Gönlüm'ün parçaları sürekli çalınıyor. Ne bileyim, bir başka şeye gidiyorsun. Ha, tabii uzun tutmuyorlar. Bizde nedense bir alışkanlık mıdır nedir? Oldukça fazla uzun tutuyoruz. Evet, Serkan Beyazıt demiş ki eğer sezon başında bu takım maddi sıkıntılar çekmeseydi şu an Kayseri Spor'un yerindeydik. Bunları bilinen ve yaşanan acı gerçeklerdir demiş. Hem sana hem de Avni abiye selamlar demiş. Sezon başında bu takımın başında Erhan Altın olmasaydı bu takım buralarda asla olamaz idi. Bu bir gerçektir. Herkesin elini vicdanına koysun demiş. Katılıyorum. Öyle düşünsün. Evet, arkadaşımıza demiş. Katılıyorum. Evet, artık diğer mesajları okumaya vaktimiz yok. Yoğun şekilde uyarılar da geliyor bize. Programımızı artık sonlandıralım. Yayında emeği geçen, bu görüntülerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edelim. Öncelikle sevgili Erdem Çakmak'a, Berat'ı Bayrak, Turgay Şenol, Cem Demirci, Mustafa Ekici, Mustafa Kadir, Mercan, Sinan Güven ve Seyit Akman'a görüntülerin hazırlanmasında teşekkür edelim. TÜFAT organizasyonu içinde, o görüntüler içinde sevgili Selçuk Kaya'ya teşekkür edelim. Haber Medya ailesi geniş bir ekiple bu akşam yayını sizlere aktardı. Son derece başarılı bir yayın oldu diye düşünüyorum ben. Bu arada Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nin bugün olağan genel kurulu vardı. Evet. Sevgili Murat Taşkın güven tazeledi. Kendisini kutluyorum. Yönetimiyle birlikte kutluyorum. Kendisine de buradan başarılar, başarılar diliyoruz. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz maç yok. Samsunspor milli maçlar nedeniyle verilen arada 6 Nisan Pazartesi günü saat 19'da Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak deplasmanda. Biz de orada olacağız yine her zamanki gibi. Gerçi ben bir deplasmana gidiyorum, öbürüne olmuyor. Artık şartlar el vermiyor. Geçen Elazığ deplasmanında da babamın rahatsızlığından dolayı, evet, son günde rahatsızlığından dolayı gidememiştim. Bu arada Spor Aksiyon bölümüne mesajlar geliyor. Artık Spor Aksiyon sayfamızı kapattık uzun bir süre önce. Haberaksi'ne Spor Aksiyon'a gönderirsiniz mesajlarınıza, yer veriyoruz. Yine Haberaksi Spor Aksiyon'a mesajlar geliyor ama artık okuyamayacağız. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yine Haberaksi TV ekranlarında buluşmak umuduyla sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.